içerisinde onun da dozu var, çeşidi var, mertebeleri var, rengarenk rütbeleri var. O yüzden ötekinin katsayısı daha fazla. Öncesinde, fethi öncesinde iman edip Resulullah'la birlikte savaşan kimseler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle hesap biliyor. Cenab-ı Hak öyle yani amellerin farkını, değerini biliyor. Gecesini, gündüzünü biliyor. Taksimetre bile gündüz farklı açıyor, gece farklı açıyor. Cenab-ı Hak da biliyor. Gece kalkmış Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyor adam. Uykusunu bölmüş. Cenab-ı Hak ne diyor? Vallahu yuqaddiru'l leyle ve'n nahar. Allah elbette gecenin de gündüzün de değerini biliyor. Bu ayet nerede geçiyor? Gece ibadeti ile ilgili ayetin bağlamında geçiyor. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا İnce ince hesap etmek, her şeyin hesabını ayrı ayrı bilmek hususunda Cenab-ı Hak kafidir, hiç kendini yorma. Yeter ki sen kendin için bir iyilik yapmak ister, Allah Azze ve Celle onun karşılığını en güzel şekilde verir. Yeter ki muradın o olsun. اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِمَّانِهَا خَيْرًا İmanında hayır kazanması. قُلْ اِنْتَظِرُوا Böyle bir tehdit ayet-i kerimede geçti ama bunu kafirlerle konuştuğunuz zaman ki bizden önce ki Müslümanlar, onlardan önceki Müslümanlar, onlardan önceki Müslümanlar, nice kuşaklar bu ayet-i kerimeleri okudular. Daha en başta Peygamber salat ve selam üzerine olsun o okudu. Ondan öncekiler de yine peygamberleri, onlar, insanlar hepsi okuyorlardı. Hep aynı şeyden bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın azabının gelmesi. Gâh bireylere, gâh topluluklara, gâh bütün nihayetinde bütün insanlığa kıyametin gelmesi. Nasıl kâfirler de karşılık buldu? Hep aynı şekilde. Dediler ki وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar hep zamanını sordular. Ne zaman olacak? Bu dediğin ne zaman olacak? Adam soruyor, ne zaman benim başıma o dediğin sıkıntı gelecek? Ne bileyim yani. İş ki gelmeden önce sen Cenab-ı Hakk'ını sevip sayasın. Geldikten sonra zaten konuşmamızın bir anlamı yok. Hayır, ben zamanını bilmek istiyorum. Hayırdır, hazırlık mı yapacaksın? Bunu istifham için sormuyorlar. Yani zamanını söyle de ben işte cep telefonuma kurayım. Ondan önce düzelteyim halimi. Bunun için sormuyor. Sebep, niçin soruyorlar meta diye? İstihza etmek için. Ne zaman olacak? Hadi gari. De bakayım. Doğru sözlü olsan zamanını söylersin. مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Biliyor zamanının söylenmeyeceğini çünkü iradeyi korumak adına Cenab-ı Hakk'ın onun zamanını söylemediğini. Peki hiç mi zamanını söylemedi Cenab-ı Hak? Kur'an'da var, zamanını söyledikleri de var. Peki o zaman ne yapıyor? Zamanını söylerse millet hemen ibadete koyulur. O zaman ne yapıyor Cenab-ı Hak? Şeyi kaldırıyor. Kabul noktasını kaldırıyor. Yani bundan sonra yapacağınız bir hayrın, iyiliğin dönmenizin bir anlamı kalmayacak diyerek zamanını söyledi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'da oldu mesela böyle. Şuayb Aleyhisselam'da oldu. 3 gün ile geldi. 3 gün zaman verildi, 3 gün sonra gelecek azap dendi. Hazreti Nuh Aleyhisselam da öyle. Cenab-ı Hak Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bunu söyleyince ne dedi? Bundan sonrası hiç kimsenin imanı vesaire bunlar söz konusu değil. Gelip iyi olmaları, kabul edilmeleri, mağfiret edilmeleri için bana da sakın yalvarma. Kırmızı çizgi bitti, geçildi artık. Demek ki iradenin muhafaza edilmesi ve korunması bu ortamda en önemli bir husustur. Ve Cenab-ı Hak bunu gözetiyor. Niye? Çünkü dünya bunun için kuruldu. Kim Allah Azze ve Celle'ye sevgi ve saygı göstermek istiyor? Bunu seçecek, tercih edecek ve böylece iyilerden olacak, yücelecek, Allah Azze ve Celle katında muteber olacak. Kim Cenab-ı Hakk'ı sevmek diyerek, saymayarak, onu umursamayarak kendi başına buyruk olacak. Hayatta bunu bu iradeyi insanlara bırakan bir düzen kuruldu ki buna kimse müdahale etmesin diye de Cenab-ı Hak koruyor.
Resulüne bile efe ente tukrihun nase. Sen mi millete baskı kuracaksın? Hatta yekunu müminin, mümin olsunlar diye sen mi onlara baskı kuracaksın? Olmaz böyle bir şey. Mümin olacaklarsa kendileri olacaklar. Sen en fazla anlatırsın. Rabbine karşı saygısı varsa, sevgisi varsa olumlu döner. Yoksa hiçbir şey yapamazsın. İnnemâ tundiru men ittebâ'l zikra ve haşiyar rahmâne bil gayb. Sen ancak gerçeğin peşine düşen ve Rabbine karşı yüreğinde saygı bulunduran kimseyi uyarabilirsin. Başkasını uyar.